Herkese yeniden merhaba. Bu videoda YouTube Katıl için hazırladığım AYT Biyoloji Deneme Sınavı 6'nın çözümlerini yapıyoruz. Başlayalım. Aşağıdaki ekolojik kavram ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Komünite, belirli bir alanda yaşayan birden fazla popülasyon oluşturduğu topluluktur. Bu doğru bir tanımdır. İndikatör tür, bir komünitedeki çevre değişikliğinden çok çabuk etkilenen türdür. Bu da doğrudur. Örneğin Marmara Denizi'nde deniz anası sayısının fazla olması Marmara Denizi'nin kirli olduğunun göstergesidir. Ya da bir tatlı su kaynağında alabalık sayısının fazla olması o tatlı suyun temiz olduğunun göstergesidir. Baskın tür bir komünitedeki sayıca fazla olan türdür. Doğrudur. İstilacı tür bir komüniteyi kontrol eden türdür. Bu yanlıştır. Kontrol eden türe kilit taşı tür adını veriyoruz. İstilacı tür ise dışarıdan gelerek komüniteye zarar veren türe verdiğimiz isimdir. E'ye de bakalım. Ekoton komüniteler arasındaki geçiş bölgesidir ve cevabımız da D'dir. 2. Doku kılcallarında solunum gazlarının taşınması sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? Doku kılcalları genel olarak karbondioksit miktarının artış gösterdiği, oksijen miktarının ise azalış gösterdiği alanlardır. Çünkü doku kılcallarında hücreler kandan oksijeni alır, karşılığında da kullandıkları karbondioksiti kana verir. Karbondioksit kana verildiği için kanla taşınacaktır ve plazmada çözünerek taşınabilir. Bu görülür. Burada oksijen kandan çıkacağı için hemoglobinden ayrılır. Bu da doğrudur. Hemoglobinlerin hidrojenleri serbest bırakması. Şimdi doku kılcağlarında şu olur. Karbondioksit al yuvar içine girdikten sonra suyla birleşir ve bunun sonucunda karbonik asit oluşur. Ardından bu karbonik asit iyonlarına ayrılır. Hidrojen ve bikarbonat halini alır. Ve bu bikarbonat plazmaya gider ve orada taşınır. Bu hidrojeni ise hemoglobin tutar ve bu şekilde akciğere kadar taşır. Yani burada hemoglobinler hidrojeni serbest bırakmaz. Hemoglobinler hidrojenleri tutar. Bu yüzden cevabımız C'dir. Devam edelim. Alvar içine karbonik asit oluşur. Karbondioksit hemoglobinle birleşerek de taşınabilir. Yani bir karbonat iyonu şeklinde taşınmak yerine plazmada çözülmek yerine doğrudan karbondioksit hemoglobinle birleşerek de şu şekilde taşına Bilir. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. 3. Yukarıda bir sinir yolunun bir kısmı şematize edilmiştir. Buna göre sinir yolunda iletilen impuls geçişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi 1 ve 3 nöron, 2 ise sinaps bölgesidir. Buralar nöron, burası sinaps. 1 ve 3'te uyarı iletimi elektrokimyasal. Evet 1 ile 3'ün nöron olduğu için elektrokimyasal. 2'de ise kimyasaldır. Evet 2 sinaps olduğu için kimyasaldır. Bu doğru. B. Uyarı iletimi 3, 2, 1 şeklinde gerçekleşir. Şimdi uyarı iletimin Dendritten başlar hücre gövdesine, oradan aksona, oradan diğer nörona. Sonra tekrar dendritten hücre gövdesine, oradan aksona, oradan diğer nörona. Yani uyarı birden üçe doğru olmalıdır. Yani bu yanlış olmuş oldu. Cevap belli ama devam ediyorum. 2 de impuls nörotransmitter maddeler ile gerçekleşir. Impuls iletimi tabii ki de. 2 dediğimiz yer sinaps'tır ve sinapsal nörotransmitter maddeler vardır. Doğrudur. D 1 ve 3'teki impulsun iletim hızı 2'den fazladır. Nöronlardaki iletim her zaman sinaps'tan daha hızlı olmaktadır. 2 sinaps bölgesidir. Bu da doğrudur ve cevabımız B olmuş oldu. 4. Aşağıda verilen bitkisel yapı ve farklılaşması oluşan yapı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Epidermis farklılaştığında stoma oluşur. Bu doğrudur. Parankima farklılaşır, hormon etkisiyle farklılaşırsa sekonder meristem dokusuna dönüşür. Bu da doğrudur. Peridermis farklılaşarak lentiselleri oluşturur. Bu da doğrudur. Epidermis farklılaşarak tüy oluşturur. Bu da doğrudur. Ama peridermis emergens oluşturmaz. Emergensi epidermis oluşturacaktır ve cevabımız E olmuş oldu. 5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi RNA molekülüne ait değildir? Bir polinükleotit zincirinden oluşur. Bu doğrudur. Pürin ve pirimidin bazlarının oluşturduğu nükleotitlere sahiptir. Evet, yapısındaki azotlu organik bazlar hem pürin hem de pirimidin çeşidindedir. Protein sentezinde göre alır. mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3 çeşittir. Ama RNA'nın kendini eşleme mekanizması yoktur. Bu yüzden cevabımız D'dir. 6. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? Oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi görülemez. Çünkü burada yapılan Fosforilasyonun adı fotofosforilasyondur. Oksatif fosforilasyonu biz kemosentezde oksijenli solunumda ve oksijensiz solunumda görmekteyiz. Işığa bağlı reaksiyonlarda su ışık yardımıyla parçalanır ve bunun sonucunu oksijen açığa çıkar. Suyun ışık yardımıyla parçalanmasıyla açığa çıkan elektronlarla NADP molekülü indirgenir ve burada klorofil görev yapar. Ve cevabımız da A olmuş oldu. 7. Yukarıda tohumlu bir bitki ait yaprak enine kesit verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bitki bölgesi hangisidir? Baktığımız zaman yeşil renkte gözüken bir tabaka görüyoruz. Demek ki fotosentez yapabilen bir hücre topluluğu. Ve bitkilerde yaprakta fotosentez yapan hücreler parankima hücreleridir ve bunlara özümleme parankiması denir. Hatta buranın orijinal adıysa palizat parankiması olmalı ve cevabımız E'dir. Evet. 8. Protein sentezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Transkripsiyon ve translasyon aşamalarından oluşur. Bu doğrudur. RNA polimeriz aktivitesi ile aminositler arasında bağlar kurulur. Bu yanlıştır. RNA polimeraz aminositler arasında bağlar kurmaz. RNA polimeraz RNA'nın üretimini sağlayan transkripsiyonda görev yapan enzimin adıdır. Bu yüzden cevabımız B. Devam edelim. Prokaryotlarda sitoplazma ve ribozomda gerçekleşir. Evet prokaryotlar transkripsiyon aşamasını sitoplazmada ardından gerçekleşecek olan translasyon aşamasını ise ribozomda gerçekleştirir. Burada DNA ve RNA görev alır ve ribozom aminosteri dehidrasyon sentezi ile birleştirecektir. Bu durumda da cevabımız B'dir. 9. Aşağıdakilerden hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilmez? Böbrekler kan pH'ını ayarlar. Böbrekler homestozinin sağlanmasında görev alır. Böbrekler azotlu boşaltım atıklarını idrar ile uzaklaştırır. Ve böbrekler etropoyetin hormonu salgılayarak kandaki al yuvar sayısını arttırır. Bunu salgılayıp kemiklere gönderiyor. Kemiklerde böbrek etkisiyle al yuvar üretiyor. Ama böbrekler glikozun fazlasını glikojen olarak depolayıp kan şekerini düzenlemez. Böbrekler kan şekeri düzenleyebilir ama bunu glikojen kullanarak değil, yağ ve proteinleri karbonhidratlara dönüştürerek, gerçekleştirir. Bu yüzden de cevabımız D'dir. Bu karaciğerin yaptığı bir görevdir. 10. Karaciğer atar damarına enjekte edilen işaretli bir glikoz molekülünün akciğer atar damarına gelmesi sürecinde organlarının hangilerinin kılcal damarında görülmesi beklenmez. Şimdi karaciğer atar damarını enjekte ettiğimize göre bu karaciğere girecektir ve karaciğerin kılcal kan damarlarından geçecektir. Sonra karaciğerden karaciğer üstü toplar damarla çıkacak. Buradan kalbe gelecektir. Ama kalbin kılcal damarlarına gelmeyecek. Kalbin sadece odacıklarına gelecektir. Kalpten sonra akciğere geçecektir. Nereye kadar vermiş bize akciğer atar damarına yani akciğere varmadan akciğer atar damarına kadar devam etmesini istedi soru. Eğer akciğere gelirse akciğerin kılcallarına uğrayabilecekti ama buraya kadar dediği için akciğerin içine girmiyoruz. Bu durumda kalbin kılcal damarlarına girmiyor sadece odacıklarına giriyor. Akciğerin de içine daha ulaşamadan soru kesildiği için akciğerin de kılcal damarlarına uğramayacaktır. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. 11. Aşağıda bir canlı tarafından gerçekleştirilen hücresel solunum özetlenmiş ve bazı kısımları numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 glikoliz olup tüm hücresel solunum reaksiyonlarının başlangıcına gerçekleşir. Bu doğrudur. Birin adı glikolizdir ve glikozun tepkimeye girmesini sağlar. İki canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. İki pürvat oksidasyonu ya da Krebs hazırlık dediğimiz bir evredir. Sitoplazmada değil ökaryotlarda matrix içinde Görülür. Bu durumda yanlış olan B. Devam edelim. 3 Krebs döngüsüdür. Doğrudur. 4 yani burası ETS basamağıdır ve mitokondri içinde gerçekleşir. Burada gördüğümüzde oksijenli solunum mekanizmasıdır ve yanlış olan da B olmuş oldu. 12. Suyun kökten alınıp yapraklara taşınması sürecinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir? Kohezyon, kılcallık, kök basıncı, terleme. Tüm bunlar kısilemin taşıma yapması sırasında kullanılan faktörlerdir. Hatta burada yazmayan adezyonu da bunu ekleyebiliriz. Ama basınç akış teorisi Fulyem'in madde taşınmasını açıklayan teorinin adıdır. Bu yüzden de cevabımız B'dir. 13'teyim. Sağlıklı bir kadının menstrual döngüsünde folikül evresi sırasında kanındaki östrojen, FSH ve progesteron hormonu miktarının değişimi ile ilgili hangileri doğrudur? Menstrual döngüsünün folikül evresine bakacak olursak, bu evrede FSH miktarı önce yükselir. FSH'nin yükselmesi östrojen salgılanmasını sağlar. Östrojenin miktarı arttıkça FSH Düşer. Yani burada zaten progesteronun hiç yeri yoktur. Burada FSH salgılanır, FSH salgısı östrojenin de salgılanmasını sağlar. Bu durumda doğru olan 1 ve 2 yani C olmuş oldu. Progesteron ise bu evrede değil, 14. günden sonra yükseliş gösterir. Menstrüel döngünün ilk 14 gününde progesteron miktarının bu kadar yükselmesi beklenmemektedir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları anlamış ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda konulara ve sorulara kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.